Elimizden düşmeyen akıllı telefonlar hayatımızı kolaylaştırıyor ancak bir yandan da an be an bizi dinliyor. Sohbet aralarında adı geçen ürünler sosyal medyada hızla karşımıza çıkıyor. Peki bu durum bir tesadüf mü yoksa cebimizde bir casus mu taşıyoruz? Bakın uzmanlar ne diyor? Bazen eşimle bir şey konuşuyorum. Aniden bir bakıyoruz Instagram'a, sürekli o videolar çıkıyor. Yani dinleniyoruz. Sivit bakmak istiyorum, bakıyorum önüme çıkıyor direkt. Tak bir reklam geliyor, bu elbise indirimde diye. Sohbet sırasında bahsettiğiniz bir ürünün reklamı dakikalar sonra sosyal medyada karşınıza çıkabiliyor. Aslında bu bir tesadüf değil. Çünkü cebinizdeki telefonlar sizi bir casus gibi dinliyor. Bu ne demek oluyor? Bankalarla yaptığımız konuşmalar, en yakınlarımızla yaptığımız sohbetlerin dinlenmesi anlamına geliyor. İngiltere ve Amerika'da yapılan çalışmalar telefonlarımızın uygulamalar aracılığıyla dinlendiğini ortaya koydu. Biz sadece reklam amaçlı bu içeriklerin önümüze çıktığını düşünüyoruz ama siyasi görüşlerimiz, fikirlerimiz bunların da çok rahat bir şekilde bu dinleme aracılığıyla tespit edildiğini görüyoruz. Hatta bazı uygulamaların dünyada casusluk faaliyeti amacıyla kullanıldığını görüyoruz. Bu yüzden indirdiğiniz uygulamaları kullanırken dikkat etmek gerekiyor. Örnek vermek gerekirse bir navigasyon uygulaması sizin rehberinize erişim izni istiyor. Bunu neden istiyor? Bu neden kaynaklı oluyor? Sizin bilgilerinizin ele geçirilmesi, üçüncü şahıslara satılması anlamına geliyor. Peki bu riskten korunmak için ne yapmalı? İlk olarak telefonunuzun gizlilik ayarlarını kontrol edin. Mikrofon, kamera, konum erişimlerini sadece gerekli olduğunda açık tutun. Telefonun Bluetooth ve Wi-Fi özelliğini kullanmadığınızda kapatın. Bence erişim izni onay verdiğimizden dolayı dinleniyoruz. Kullanmadığınız uygulamaların mikrofon ve konum erişimini devre dışı bırakın. Size yönelik veri toplanmasını sınırlandırın. Ayrıca güvenlik açığı olmayan markalar kullanmaya da dikkat edin. Oyun uygulamaları yüklemeyin.